Bugün asgari ücret 1600 liradan 2000 lira yapıldı. Ama ertesi gün bazı şeylere %13, %15, %16 zam yapıldı. Verilen asgari ücreti bir zamla geri aldılar yani. Pek bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Patlıcanın 10 lira olduğu, soğanın 8,5 lira olduğu bir pazarda 2000 lira maaşla geçirmek ne kadar mümkünse mümkün. Bu kadar pahalılığa göre her şey zamlı. Kesinlikle yetmez. Hele kira veren bir insana bence açlıkla tokluk arasında geziyor. Sen ne varsa kira. Hani sırf maaşa zam yapmakla olmuyor. Alım gücünü de yükseltmek gerekiyor. Yani 100 liraya iki parça şey alabiliyoruz şimdi. Anladın mı? Yani poşetler doluyordu, şimdi dolmuyor. Nedense. Çok çocuk olduğu için okuyan ve asker çocuk olduğu için biraz zor geçiniyor. Eşim de işsiz olduğu için iş bulamıyor daha doğrusu. İş de yok. Bir kişi zor geçiniyor. Yani ne doğalgazını verebiliyor, ne elektriğini doğru düz yatırabiliyor. Bir tane yatırsa bir tanesi kalıyor. Çok zor yani geçinmek. Şu an yani bunları ben yaşıyorum. İşçi zammı, asgari ücret zammı, fiyatlara gelen zammı karşılamıyor. Bu gerçek. Ama yani ülkenin şu durumunda da çok acayip şeyler beklememek gerekiyor ya. Bunun yanında şunu da söyleyeyim ben. Sadece bu asgari ücretin evine giren sanki şey değil. Asgari ücret değil, o çıplak maaş değil. Artı şeyler görüyor, yardımlar görüyorlar. Şimdi bir yerden böyle kaşıkla verip bir yerde kepçeyle almak da olmaz. Bugün asgari ücreti 150 zam da yapılabilirdi. Ama bunu alacaktı. Arkadaşın dediği gibi işverenin yüzdeki maliyetleri artacaktı. İşverenin diğer dünyadaki diğer bulunduğu sektördeki rekabet gücünü azaltacaktı. Diğer adamın maliyeti çok düşükken buradaki üretim maliyeti çok düşük olacaktı. Bunun iş piyasası fiyatlara yansıtacaktı. Enflasyon bu sefer %30, %40'a çıkacaktı. Aldığı zamın bir etkisi olmayacaktı. Yani bir yandan da eritecekti. 400 lira asgari ücrete zam gelmesine rağmen diğer şeyler çok daha fazla arttı. %100 artan yiyecekler var. Eğitim öyle. Bilmiyorum yani. Çok zor şartlarda yaşıyorlar tabii. Geçinemiyorum yani. Asgari ücret çalışanım ben de. 1500 lira ev kirası veriyorum. 2020 lira maaş alıyorum. Zaten ben o paranın %75'ini şeye veriyorum yani. Kiraya veriyorum. Benim kişisel ihtiyaçlarım var, giderlerim var. Bunları hiç karşılayamıyorum ki. 280 bin liralık arabalarla binip de lüks villalarda oturup da insanların tepesinden bakarak insanların sadece tepelerini görebilirler. İnsanlarla eşit mesafede mi baksınlar? Onların bir yüzlerine baksınlar. Gelsinler benim yaşadığım yaşantı yaşasınlar.